Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Acer'ın Nitro 5 isimli dizüstü oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Bazı ilginç ve enteresan özellikleri var. Hepsi ve daha fazlası bu videoda, hep beraber izleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz biz kanalımızda daha önce farklı Acer ürünlerini de incelemiştik. Markanın farklı beklentilere ve farklı ihtiyaçlara yönelik ürünleri bulunuyor. Oyun tarafındaki ürünlerini genelde Nitro ailesi altında toplayan marka. Biliyorsunuz diğer böyle günlük kullanım için olan modellerini ise Swift ismi altında piyasaya sürüyor arkadaşlar. Daha önce incelediğimiz Acer Swift 3 videosunu yukarıdaki kutulara tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümünden bahsetmek istiyorum. Acer'ın bu Nitro 5 ürününe öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Tamamıyla bir oyuncu bilgisayarı var karşımızda. Yani bunu normal bir günlük hayatta da kullanabilir misiniz? Evet kullanırsınız. Orada bir sıkıntısı yok. Ama ağırlıklı olarak veya daha çok oyun tutkunları ve oyuncular için geliştirilmiş bir bilgisayarımız mevcut. Klavyemiz çok güzel, çok başarılı. WASD tuşları oyuncular için olduğu için farklı bir şekilde böyle etrafları beyaz bir şekilde tasarlanmış. Onu söyleyeyim. Klavyenin tuşlarının arasındaki mesafeler yeterli. Onu belirtebilirim arkadaşlar. Ayrıca belki soranlar olur, belki ihtiyacı olanlar olur diye onu özellikle belirteyim. Bir numpad dediğimiz yani tuş takımı var sağ tarafta. İstersen hani böyle tuşlarla girdiğiniz bir işlem yapıyorsanız, hani bir muhasebe ile ilgili bir iş yapacaksınız veya sürekli bu tarz bir iş yapıyorsanız burada bu tuş takımını kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında tasarım olarak aslında köşeli gibi bir tasarımı var. Özellikle mesela ekrana baktığımızda ekranın yan taraflarında çok ince bir çerçeve görüyoruz. Üst taraflarda ve alt taraflarda bir parça daha kalın bir çerçeve var. Üstteki çerçevenin kalın olmasının sebebi belli aslında. Orada bir webcam'imiz var. Webcam olduğu için de bir parça kalınlık söz konusu. Ama yan taraflar çok ince olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında touchpad'e baktığımızda etrafı kırmızı bir şekilde tasarlanmış bir touchpad bizleri karşılıyor. Yaklaşık olarak bu ana gövdenin 3'te 1'inden biraz daha az bir alan kapladığını söyleyelim. Bu arada bu sağ tarafta ürünün özellikleriyle ilgili bir sticker konulmuş. İşte diyor ki mesela işte bir slotumuz var diyor. Bir tane hard disk, iki tane SSD koyabiliyorsun. İşte çok ince bir çerçeve diyor ki zaten onu söyledim az önce. Killer Ethernet olduğunu söylüyor bu etiketlerden bir tanesi. Onun detaylarına birazdan değineceğim. Wi-Fi 6 olduğunu söylüyor. Özel bir yazılım sayesinde özel bir donanım desteğiyle beraber çok hızlı bir şekilde soğutma yapabiliyor. Biliyorsunuz oyuncu bilgisayarlarında bu çok önemli bir konu. HDMI portu olduğunu söylüyor ve bir de DTS sound desteğinin olduğunu da söylüyor. Şimdi giriş çıkışlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ekranı ve klavyeyi tam karşımıza aldığımızda sol tarafa baktığımızda Kensington kilidi karşımıza çıkıyor. Bir Ethernet bağlantımız var. Açılabilir bir minik bir kapağı var bu Ethernet bağlantısı. 2 adet USB tip A dediğimiz standart USB bağlantımız ve onun hemen yanında da mikrofon kulaklık girişimiz olduğunu söyleyelim. Diğer tarafa çevirdiğimiz ise standart HDMI bağlantımız, yine bir tane tip A USB bağlantımız ve tip C USB bağlantımızı da bize karşılıyor. Öte yandan cihazın bu ön tarafını çevirdiğinizde, yani bu yan ön kısmında bir güç girişimizi buradan yapıyoruz. Bu güç girişinin bulunduğu kısımda kırmızı renkte tasarlanmış. Ben çok beğendim. Yani böyle bir estetik bir duruşu var. Bu arada klavye vesaire aydınlatmalı arkadaşlar. Aydınlatmanın şiddetini vesairesinde yine Nitro Sense isimli bir uygulaması var. Oradan ayarlayabiliyorsunuz ki bilgisayarla ilgili birçok ayarı da yine bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Şimdi bu genel görünümden sonra birazcık da ben teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Hemen ekranda şu anda bir tablo görüyorsunuz. 15.6 inçlik bir Full HD IPS ekranımız var bu bilgisayarımızın. 300 nit parlaklığımız var. 144 Hz'lik bir yenileme hızı var. Burası önemli. Özellikle oyunlar için bence bu tarz bir yenileme hızı çok daha efektif oluyor. Çok daha deneyimi üst seviyeye getiriyor arkadaşlar. Bu güzel bir özellik olmuş. 10. nesil Intel i7-10750H 6 çekirdekli bir işlemcimiz mevcut. 1 TB'lık bir SSD'miz var. 6 GB'lık Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartımız var arkadaşlar. 32 GB'lık bir RAM'imiz var bu modelde. HDMI 2.0 var. Bağlantıları az önce söylemiştik zaten.
Wi-Fi 6 desteği olduğunu söyledik. Bluetooth 5.0 var. 4 bölgeli bir RGB klavyemiz var. 4 bölgede seçebiliyorsunuz renklerini vesairesini. Ürünün fiyatı ise arkadaşlar 11.999 TL. Bu arada biz bu teknik özellikleri söylüyoruz ama piyasada bu modelin farklı varyasyonlarının da bulunduğunu belirtelim. Yani SSD'yi daha küçük alma, ne bileyim RAM'ini daha küçük alma gibi farklı opsiyonların da yine bulunduğunu belirtelim. İşlemci vesaire tarafında da bazı ufak tefek farklılıklar da olabiliyor. Hani onu artık talebinize göre, bütçenize göre, ihtiyaçlarınıza göre hani şu modeli alayım, şu modeli alayım diyerek de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar Acer Nitro 5'in performansına. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bu ürünün tam kodunu bazen sorabiliyorsunuz. Ürünün tam kodunu söylememiz gerekirse AN515-55-74RJ olduğunu söyleyelim. Şimdi oyun bilgisayarı olduğu için tabii ki oyun performansı gayet yeterli bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. 1660 Ti var üzerinde. İşte GeForce ekran kartı biliyorsunuz. Bu da özellikle oyunlarda ve birçok oyunda yeterli performans sunuyor arkadaşlar, onu belirtmiş olalım ve bu ekran kartının da yardımıyla beraber oyunlarda üst düzey performans aldığımızı belirtelim. Hatta şu anda mesela biz Gears 5'te denedik arkadaşlar, çok yüksek ayarlarda oynadık, aldığımız FPS değerlerinde şu anda ekranda siz de görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu şekilde bir ekran kartı ve donanımla beraber üst düzey bir performans sağlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yeri gelmişken NitroSense yazılımından da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu tarz oyuncu bilgisayarlarında böyle hani fanın hızını ayarlayabildiğimiz, ne bileyim performansı arttırabildiğimiz, klavyenin ışıklandırmasına kadar bakabildiğimiz bir menü bulunuyor. Bir yazılım bulunuyor daha doğrusu. Burada NitroSense ismini vermiş buna Acer. Şimdi yazılıma girdiğimiz zaman arkadaşlar karşımıza bir menü çıkıyor. Bir standart bir menü çıkıyor. O anda bizim şu anda mesela ekranda görüyorsunuz. O andaki bizim fanın dönüş hızını görebiliyoruz. Hatta burada iki tane hem CPU fanı var hem de GPU fanı var. İkisini ayrı ayrı görebiliyoruz. Burada fanların kontrolü şu anda otomatikte, mesela biz istersek bunu maksimuma alabiliyoruz. Bu arada tabii şu anda sesi de arttı ve dönüş hızları da arttı. Şu anda görüyoruz ekranda. Özelleştirme yaptığımızda da işte buradan CPU'nun ve GPU'nun fan hızlarını ayrı ayrı görebiliyoruz. Bu arada işte güç tasarrufu modu ile ilgili ayarlarımız da yine mevcut. Pil ile ilgili modlarımız da yine mevcut. Şimdi klavye ayarlarına geldiğimizde ise statik yapabiliyoruz veya dinamik yapabiliyoruz. Dinamik yaparsak şimdi seçelim mesela şöyle. İşte nefes alma, dalga gibi, yakınlaştırma gibi işte böyle şeyler var. Kayma var, neon efekti var. Bunları klavyemize uygulayabiliyoruz. Statik yaptığımızda da istediğimiz gibi bir rengi atayabiliyoruz. Mesela bir bölüm var. 4 bölüm demiştik ya mesela. İşte birinci bölümün rengini başka bir renk seçelim diyebiliyorsunuz isterseniz. Şöyle yapalım. Mesela işte burayı sarı seçelim diyelim ki. İşte ikinci bölümü kırmızı kalsın diyelim. Üçüncü bölümümüz mavi olsun mesela. Şurada güzel bir mavimiz var. Dördüncü bölümümüzde ne olsun? Şimdi bakalım dördüncü bölümümüzde yeşil olsun. Böyle bu şekilde hani klavyenin her bir bölümünü farklı farklı ayarlayabiliyorsunuz. Ya da dinamik dediğimiz moddan da istediğiniz gibi düzenleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada artık tamamen sizin kişisel zevkinize kalmış neyi nasıl yapacağınız. Bu arada bazı ön ayarlarda geliyor. Mesela oyun ayarı var, oyun FPS var, oyun spor var, filmler var, müzik var. Mesela film diyelim ki biz oyun FPS'yi ayarlayalım şu anda. Ve bu sayede şu anda oyunlar için otomatik olarak bir düzenleme yapılmış durumda. Cool Boost teknolojisi var. Bunu da buradan yine NitroSense menüsünden aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence bu güzel bir uygulama olmuş. Söylediğim gibi birçok benzer oyuncu bilgisayarında karşımıza çıkan bu tarz düzenlemeleri yapabildiğimiz güzel bir uygulama olmuş NitroSense. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz ürünlerin üzerinde bir de standart bir hoparlör bulunuyor. Ses kalitesinin nasıl olduğunu görmek için şimdi biz bir video açacağız ve ses kalitesini de ölçeceğiz. Desibel en azından seviyesini. Siz de en azından bu bilgisayarı aldığınızda sesin seviyesinin ne kadar çıkacağını görmüş olacaksınız. Şimdi o videoyu izleyelim, incelemeye devam edeceğiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün hemen şöyle yanımda görmüş olduğunuz güzel, performanslı ve bu performansa rağmen oldukça hafif olan bir bilgisayar olan Acer Swift 3'ü inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda, hep beraber izleyelim.
Şimdi arkadaşlar Nitro 5 ile ilgili genel görünümden bahsederken bir hard disk yuvası olduğunu söylemiştik. Bu hard disk yuvasına iki tane SSD istiyorsanız da bir tane hard disk takabiliyorsunuz. Yani kapağını açtığınız zaman arkasında bir tane yuvamız var. O yuvanın içine isterseniz bir tane hard disk, istiyorsanız da iki tane SSD takabiliyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? Cihazın kapasitesini arttırabiliyorsunuz. Tabii 1 TB'lık bir sürüm geldi bize. 1 TB aslında oldukça yeterli bir sürüm ve bu SSD, bu arada NVMe SSD arkadaşlar, onu söyleyelim. Yeri gelmişken onun okuma ve yazmasını da yine ekranda gösterelim. Yaptığımız testlerde 1864 MB saniyede okuma hızı, 1975 MB'da yazma hızını gördük arkadaşlar. Oldukça iyi değerler olduğunu söyleyebiliriz. Söylediğim gibi farklı opsiyonlar da var. Yani depolama alanını daha küçük alma veya işte daha farklı şekilde alma ihtimaliniz de var. Ama hani 1 TB bana yetmez ya da 512 GB aldınız bana yetmez diyorsanız o zaman arttırma seçeneğinin de olduğunu söyleyelim. RAM tarafında 32 GB'ımız var. 32 GB da bence şu anda günümüzde kullandığımız oyun olsun ya da ne bileyim farklı uygulamalar olsun çalıştırmayacak bir değer değil. Fazlasıyla yeterli bir değer. Gelelim sentetik test tarafına arkadaşlar. PCMark testi yapıyoruz biliyorsunuz standart olarak. Tabii ki sentetik test tek başına bir ölçüt olmayabilir ama en azından fikir verdiğini söyleyebiliriz. PCMark testinde şu anda ekranda görüyorsunuz 5627 puan aldı. İşlemcisi iyi, güzel. 10. nesil fena bir işlemci değil arkadaşlar. 6 çekirdekli. Intel'in i7 işlemcisi var üzerinde. RAM güzel ve SSD de iyi olduğu için arkadaşlar güzel bir rakama da ulaşmış olduk. Şimdi biz arkasını açtığımızda arkadaşlar piline de baktık. Pil gücü 53 watt saat. Peki bu neye tekabül ediyor belki? Yani rakamlar belki kafanızı karıştırabilir ama mesela biz PCMark'ın pil testinde yaptık arkadaşlar. Modern Office testinde 3 saat 59 dakikalık bir değer aldık bu pille. Yani Acer Nitro 5'i aldınız, dışarı çıktınız, dolaşıyorsunuz, bir iş yapacaksınız. 4 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Tabii bu rakam ortalama arkadaşlar. Hani ekranı kısarsanız, bazı özelliklerini kapatırsanız rakamı mesela 4,5 saatte, 5 saatte de çıkartabilirsiniz. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, bu bilgisayarı alıp dışarı çıktığınızda elektrikten uzak bir ortamdaysanız 4 saate kadar pil ömrünün size yeterli olacağını söyleyebilirim. Bu arada hemen onu da göstereyim, madem pilden bahsettik. Şöyle de bir adaptörümüz var. Yani çok büyük değil arkadaşlar, şöyle göstermiş olayım. Ama çok küçük de olmadığını söyleyebilirim. Yani çok da ağır da değil bu arada. Yani böyle bir bilgisayar için bence normal boyutta bir adaptör. Yani mobil olarak da dışarı çıktığınızda bunu yanınıza aldığınızda istediğiniz gibi de bunu da şarj etmiş olursunuz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Adaptörü de en azından siz de görmüş olun arkadaşlar. Geldik hepimizin merak ettiği konu olan fiyat meselesine. Ürünün fiyatı ise arkadaşlar 11.999 TL. Fiyatlar artık ne yazık ki bu taraflara geldi. Eğer böyle bir oyuncu bilgisayarı, dizüstü oyuncu bilgisayarı almak istiyorsanız 3 aşağı 5 yukarı bu rakamları vermeniz gerekiyor. Özellikler anlamında baktığımızda Wi-Fi 6'nın olması önemli. Ki neden Wi-Fi 6 önemli mesela, onu da birazcık altını çizmekte fayda var. Wi-Fi 6 özellikle büyük boyutta dosya transferi yapıyorsanız kablosuz olarak çok işinize yarayacak bir teknoloji. Sonradan eklenmesi birazcık sıkıntılı. Yani donanımsal olarak eklemek USB, yani bir dongle taktım olduğu kadar kolay olmayabiliyor. Artı bulunduğunuz ortamda bu tarz bir router, modem gibi bir cihazın da olması gerekiyor. Ama bence geleceğe yatırım yapıyorsanız Wi-Fi 6'lı bir cihaz almanızda fayda var. Bir de bunun üzerinde Killer Ethernet dediğimiz özel bir Ethernet bağlantısı var. Normal sıradan Ethernet bağlantılarına göre çok daha hızlı veri aktarımı iddiasında bu Ethernet bağlantısı. Bu da önemli. Neden önemli? Hani eğer böyle bu bilgisayarı sadece oyun değil de ben işte ne bileyim video montaj yapacağım veya farklı işlerde de kullanacağım diyorsanız bu tarz böyle hem Wi-Fi 6 hem bu Killer Ethernet gibi teknolojinin önemli olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldik. Acer Nitro 5 ile ilgili aklınıza takılan sorular varsa, şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, bunu edebiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.